Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay bir ana yemek tarifim var. Özellikle kalabalık misafirlerinize hiç vakit harcamadan bir tepsi dolusu yemek hazırlayabilirsiniz. Hem lezzetiyle hem de yapımının kolaylığıyla favoriniz olacak bir tarif. Hemen püremin yapılışıyla başlıyorum. 4-5 adet orta büyüklükteki patatesimizi güzelce yıkayıp doğrayalım. Çok fazla büyük olmamasına dikkat edelim daha kolay haşlanması için. Üzerine geçecek kadar su koyup haşlanmaya bırakalım. Haşlanınca bir kaba alıp güzelce ezelim. Ezilen patateslerimizin üzerine bir çay bardağı süt ve bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Tuzu damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Bir çay kaşığının ucuyla da karabiber ekliyoruz. Güzelce patatesimizi karıştıralım. Tüm malzemeler birbirine geçecek şekilde güzelce karıştırdıktan sonra kaşığımızın arkasıyla her tarafa eşit olacak şekilde patatesimizi fırın tepsisine dağıtalım. Ben büyük kare bir borcam kullandım. Siz isterseniz malzemeyi arttırıp ya da azaltarak farklı büyüklükte tepsiler kullanabilirsiniz. Yemeğimizin ikinci aşaması olan tavuklu harcımızı hazırlamaya başlıyoruz. Bir adet orta boy yemeklik doğranmış soğanımın üzerine bir miktar yağ ilave ettim. Soğanımı güzelce kavuruyorum. Soğanlarımın üzerine 750 gram kuşbaşı doğranmış tavuğumu ilave ediyorum. Ben but kullandım özellikle yağlı olduğu için. Tavuklarımı yüksek ateşte ara ara karıştırarak suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Tavuklarım suyunu çekti. Gördüğünüz gibi sadece kendi yağı kaldı. O yüzden yağlı tavuk kullanmanız önemli. 300 gram kadar doğranmış mantarımı ilave ediyorum. İsterseniz mantar kullanmayabilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra bir miktar mantarlarım yumuşasın diye kapağını kapatıyorum. 5-6 dakika ortalama beklettikten sonra mantarlarım yumuşamış oldu. Üzerine doğramış olduğum yeşil biberleri ilave ediyorum. Ben 3-4 adet yeşil biber kullandım. Eğer varsa kırmızı biber de ilave edebilirsiniz. O da çok güzel lezzet verir. Dolu dolu bir yemek kaşığı salça kullanıyoruz. Ben yarım yarım domates ve biber kullandım. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Üzerine baharatları ekliyorum. Karabiber, kekik ve kimyon kullandım çay kaşığının ucuyla. Siz damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Bir tatlı kaşığına yakında tuz ilavesi yapıyorum. Salçam güzelce eriyene kadar karıştırıyorum. Eğer dediğim gibi göğüs kullanırsanız daha kuru olacağı için su ilavesi yapmanız gerekir. Yarım çay bardağı kadar su ilavesi yapabilirsiniz. Ben zaten tavuğum yağlı olduğu için su ilavesi yapmadan sadece kendi suyuyla pişirdim. Kapağını kapatıp kıvam alana kadar pişiriyorum kısık ateşte. Yemeğim hazır. Gördüğünüz gibi bol soslu bir tavuk yemeği oldu. İsterseniz bu şekilde de yemeğinizi tüketebilirsiniz. Ama biz iki aşamada yaptık. Şimdi hazırlamış olduğumuz patates püresinin üzerine tavuğumuzu gezdireceğiz. Bir kaşık yardımıyla tavuğumuzu patatesin her yerine eşit olarak yayalım. Son olarak yemeğimizin üzerine rendelediğimiz 1,5-2 su bardağı kadar kaşar peynirini gezdirelim. İsterseniz üzerine beşamel sos yapıp o şekilde de servis edebilirsiniz. Kaşar peynirimi serptikten sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırınımda üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Zaten yemeğimiz pişmiş olduğu için sadece peynirin kızarması yeterli. Yemeğimi fırından aldım. Üzeri çok güzel kızardı. Hemen bir spatula yardımıyla dilimliyorum. İsterseniz bıçakla da dilimleyebilirsiniz. Yemeğimizi hemen sıcak sıcak servis edelim. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz hem çok pratik, hem çok lezzetli, hem de çok bereketli bir yemek.
Yemeğim muhteşem oldu. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Yepyeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. En güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.